işte Tanju'nun göğsüyle indirdiği pozisyon. Piontek görüntüde bakın yine işaret ediyor. İleri gidin diyor. Özellikle orta sahadaki futbolcularımıza. Az önce kaçırdığımız pozisyonda da Tanju döndü. Geriye doğru topu bıraktı. Bu arada Gökhan bir sarı kart gördü. Hani o sırada Mehmet ileri doğru gelmişti ama biraz daha yakın olsa ya da baştan beri böyle orta sahada ileri doğru sıkıştırmış olsak. Tabii bunlar buradan söylemesi kolay. Futbolcularımızın üzerindeki moral baskı, milli maç heyecanı, geçen maçta farklı mağlubiyet, bütün bunların hepsi faktör tabii ama biz öyle diliyoruz. Piontek saatine bakıyor, hala ümitli. Ünal. Uzun pas. Naroçki, Sercan, Ünal'ın onu biraz daha şöyle hani zorlasa, biraz daha iyi takip etse diye düşünüyoruz. 3,5 dakika var. Mehmet. Şimdi Sercan. Offside bayrağı kalkıyor. Alexis Krim de işaretini verdi. Çift vuruşu kullanacak Kolonya takımı. Yusuf. Ünal. Gökhan. Oğuz. Yober. Tarasevic koşuyor. Tarasevic'den önce Yusuf. Taç. Daha çok 4-3-3 gibi oynamaya başladık. Sercan az önce oyuna girdikten sonra Mehmet'le beraber. Aziha. Korner. Önde konuk takım. Yober. Out. Yusuf. Son dakikalarda bir oyuncu değişikliği hazırlığı daha var. Zocchi'yi oyuna almak istiyorlar. Tabii bunlar profesyonelce şu anda uygulaması gereken bir hareket, bir sıfırı korumak, 3-5 saniye oyundan çalmak ve Polonya takımı buna rağmen atakları da devam ediyor. Bülent, alıyoruz topu Rıza. Mehmet, Bülent, Gökhan. Yusuf. Gökhan. Seyirci hala takımımızın yanında. Rıza ortasını yapıyor. Tanju kafayı vurabilecek mi? O da dışarı doğru çıkardı. Mehmet şutunu atıyor. Yusuf bir kez daha şans arıyoruz. Gökhan. Oğuz. Naroçki. Vidovçik. Hemen hemen bütün ataklar bu futbolcunun ayağından başlıyor. Ve şu anda da hakemin rüyanetçisiyle Spirin karşılaşmayı bitiriyor sevgili seyirciler. Evet, 36. dakikada Kosecki'nin attığı sert şut vardı. Arkasından Çekanovski tamamladı. Bu golle 1-0 öne geçti Polonya milli takımı. Ve karşılaşmayı da bu golle 1-0 kazandı sevgili seyirciler. İrlanda da İngiltere sabahleyin öğleden sonra yaptıkları karşılaşmadaki İrlanda'daki karşılaşmada 1-1 beraber kaldıktan sonra İrlanda puan sıralamasında birinci sırada, İngiltere hemen altında 3'er puanla bulunuyor. Polonya'nın 2 puanı var. Henüz bizim
puanımız yok. Sevgili seyirciler, 36. dakikadaki tek gol ve karşılaşmayı Polonya karşısında İstanbul İnönü Stadı'nda 1-0 kaybediyorum. Karşılaşmada sizlere yardımcı olmaya çalışan ben Akın Göksu. Hepinize iyi geceler diliyorum. Amaç ulaşmak. Amaç kazanmak. Amaç tüm güçlükleri geride bırakmak, sonuca ulaşmak. İyi bir seçim, yerinde bir karar sizi amacınıza ulaştıracaktır. Kazanmak için Süper Akra'yı seçin. Petrol Ofisi Süper Akra. Kazanmak güzeldir. CTP Piyangosu. Ciddi, güvenilir, büyük piyango. Mercedes, BMW, Vitara ve yüzlerce ikramiye. Yarım milyarlık çekiliş. CTP Piyangosu. Ciddi, güvenilir, büyük piyango.
modern tarımın can sulanmalı. Tarlaların sürülmesi, bol suyla beslenmesi hiç durmamalı. Hele hasadın toplanması asla yarım kalmamalı. Şimdi Ziraat ve Petrol Ofisi'nin çiftçilerimize özel yeni hizmeti bunları sağlayacak. Ziraat Başak Kart sahibi çiftçilerimiz akaryakıtlarını petrol ofislerinden bundan böyle kredili alacaklar. Duymadık demeyin. Petrol ofislerinde Ziraat Başak Kart geçer, çiftçimiz rahat eder. Bingo Bango! Üçüncü Bingo Bango 666 armağanla geliyor. Üç İtalyanların fırtına otomobili. Numaraları bulun. Bingo! İtalyan fırtınasını. Bango! Yüzlerce armağanı. Siz kazanın. Üçüncü Bingo Bango kartı Cuma'ya. Herkese bedava. Simtel'den bir mükemmel daha. Simtel Lüks tam otomatik çamaşır makineleri. Yürümez, titremez. İnanılmaz fiyatlarla Simtel kampanyasında. Açıklama gazetelerde. Saray, düşlerinizi süsleyen halı. Saray. 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 Saray, kalite demektir. Saray, soylu yün halı. Paranızın tam karşılığı. Eti Negro. Gerçek kakao ve kremanın nefis uyumundan doğmuş çok özel bir lezzet. Eti Negro. Çok özel bir bisküvi. Hep yapıyorum. Hürriyetten herkese yabancı dil destek dizisi. İşte üçüncüsü. İngilizce karşıt anlamlılar sözlüğü. Black,